Aa, Kerem nerede gelmiş? Anne merhaba. Bro sen ne yapıyorsun burada? Volkan'a hayırlı bir iş bakıyorduk ya, hayırlı kısmet. İşte onu bulduk. Volkan da şimdi onunla tanışacak. Ben de bir tanıştırıp yukarı çıkacağım. Ha, hayırlısı olsun bro. Allah bir yastıkta kocatsın. Yok be abi ya, bir tanışacağım, hemen gideceğim. Aa, olmaz öyle şey, vallahi çok ayıp olur kıza. Denetmen bir mail atmıştı bana. Onu incelemem lazım, biraz da tatsız ama ben bu gösteriyi kaçıramam. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani teyze anneme söylemiş. Annem de demiş ki, hayatta olmaz, bizim kız bakmaz bile. Ben bunu duyunca dedim ki, anne bana sordun mu? Ya ben bu insanlara hiçbir şey anlatamıyorum ya. Tak tak tak. İçeride kimse yok mu? Ya siz hayırdır? Pardon. Benim adıma, benim hayatıma bana sormadan. Hayırdır? Ya bir kadın olarak en iyi sen anlarsın beni. Haksız mıyım? Haklısın. Haklısın da. Yani bu devirde annemizin istemediği biriyle evlenmek falan. Tamam dedim Yerda teyzeye, görüşürüz dedim. Niye? Sırf anneme inat olsun diye. Çünkü alışmasın. Ha benim adıma konuşamazsın sen. Süper. İlginç bir tarzın var. Volkan'la birbirinizi tamamlamanız çok yüksek bir ihtimal. Kenan kardeşim, şakanın sırası mı şimdi? Yo, şaka değil. Yani burada oturuyorum, seni gördüm dedim çeyrek. Sonra el sıkıştık. Bir çeyrek de oradan. Çünkü ten uyumu da tamam. Arkadaşlarımla da iyi anlaştım. Bir çeyrek de oradan. Etti %75. Tiş. Eşit ağırlıkçı. Tamam abi, kameralar nerede? Ha? Nereye sallıyoruz? Tamam hadi söyleyin, yedim. Vallahi yedim. Bir çeyrek de espri yeteneğine. %100. Ya hayatım, biz yanlış mı yaptık? Yani yalnız mı kalsalardı acaba? Yani çifte kumruları yalnız mı bıraksaydık, değil mi? Olabilir ama ben şundan korkuyorum. Yalnız kalırlarsa yıldırım nikahıyla bir anda evlenebilirler. Frene basalım. İlahi Kerem. Abi gözünü seveyim, gitmeyin lütfen. Tabii zorlama yok Volkan. Yani otur, iyice düşün, taşın. Ama benim ilk düşüncem olumlu yönde yani. Like. Vay 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 vay. Yelda, like'lar sel gibi geliyor be. Balık sürüsü sanki, vay vay vay. Muhsin bırak şimdi onu. Ay vallahi bu çocuklar gülüşüyorlar. Muhsin, bak kesin oldu bu iş ha. Eyvah. Yaktık çocukların başını desene. Ya baba evlilik güzel bir şey ya. Aa. Şimdi kim bunlar bu saatte? Misafirdir canım. Buyurun. Kim olacak ki başka? Merhaba, iyi akşamlar. Yüzün gülsün, yüzün gülsün. Hoş geldiniz. Vallahi maşallah fişek gibisin ha. Buyurun buyurun, sağ olun. Geçmiş olsun Muhsin Bey. Sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun siz şöyle. Hoş geldiniz. Aa merhaba. Teşekkürler canım. Kerem'le Ayşe yok mu? Volkan'ın başını bağlayacak bizimkiler. Kız geldi. Bahçede onlar. Anam, hadi bakalım. Hayırlısı. Ya daha öyle kesin bir şey yok. Konuşuyorlar. Görüşecekler işte, anlaşırlarsa tabii yani. Ay ne münasebet ayol, anlaşırlarsa. Ne olmayacak aileler anlaştı bir araya geldi de. Bunlar mı anlaşamayacaklar değil mi ama? Sen bize laf mı sokuyorsun Yelda abla? Aa, olur mu öyle şey canım? Ne laf çarpıtması? Biz anlaşamayacak aile miyiz? Ben en yakın asker arkadaşımın kızını almışım ya. Olur mu öyle şey ya? Yani dedim beyefendi, ayakkabılarımızı çıkarıp şöyle ayaklarımızı öne uzatamayacaksak... yani ben niye bu kadar sinemayı para verip bilet alıyorum ki? Mantıklı. Değil mi? Özür dileyeceğine bir de demez mi? İkide biri telefonunuzu açıp duruyorsunuz, rahatsız oluyorum diye. Ya beyefendi dedim, siz eğer bunlardan rahatsız oluyorsanız niye sinemaya geliyorsunuz ki? Gidin evinize izleyin bu filmi dedim. Tabii ben üst üste bu kadar laf edince kızardı, böyle bir sustu kaldı. Yani ben eğer sinemaya geldiğimde bir story, bir video çekemeyeceksem niye sinemaya gidiyorum, değil mi? Haklı. Haklı. Bence
Siz de beraber bir sinemaya gitmelisiniz. Hatta biletlerinizi ben alıyorum. Aşkım ne kadar romantik değil mi? Bak neyi hatırladım. Biz de eskiden çok filme giderdik böyle. Yeni görüşmeye başladığımız zamanlarda. Değil mi aşkım? Evet, evet giderdik. Abi ne yapıyorsun? Ne sineması? Gözünü seveyim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Kerem? Ne sineması? Saçmalamasan mı acaba? Hadi, hadi utanma. Size bir sır vereyim mi? Bizim de ilk öpüşmemiz sinemadaydı. Hayatım sana ne oldu? İşte maziyi hatırlayınca böyle içimde bir şeyler cız etti. Bence bu cuma uygun. Harika, yeni filmler cuma gelir. Kerem kardeşim senin yediğin bir şeyler falan mı dokundu acaba? Ha? İyi misin sen? Çok yoruldu herhalde bugün Kerem. O yüzden beynine oksijen gitmemeye başladı. Nöronlarda bir eksiklik mi oldu hayatım? Biz kalksak mı acaba? Yoruldu, dinlensin bence. Evet, evet. Hadi kalkalım. Yarın iş güç var zaten. Belli sorumluluklarımız var. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler o zaman size. E hadi madem. Afiyet olsun herkese. Volkan seni evine bırakır artık. Değil mi Volkancığım? Evet Keremciğim. Bırakırım. %100. En son dedikleri de şu, bunu kullanacaksın epey dediler. Bu da birkaç günü kaldı. Kalbimi atacağım ama kendi kalbimi atamam. Annem, yengem, hoş geldiniz abi. Abim nasılsın? Geçmiş olsun. Oy kuzum, kuzum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yakın? Hoş bulduk evladım. Hoş geldiniz. Volkan ve arkadaşı da gidiyordu, size bir iyi geceler demek istedi. İyi geceler Yelda teyze, çok sağ olun. Canım benim, iyi geceler. Sen de sağ ol. Annenlere çok çok selam söyle. Aleyküm selam. Volkan, hayırlı olsun. Söz ne zaman inşallah? Ha, yok ya, öyle uzun boylu bir şey değil. Olur, olur oğlum. Hepsi olur, merak etme sen. Şimdi gençler kendi aralarında sözleniyorlar. Hiç kimseye bir şey sormuyorlar. Ha bak ama iki bayram arasında sakın nikah falan yapma, iyi olmaz derler. Aynen, bence de öyle. Bir emeklilik planı yaptın mı Muhsin amca? Vallahi yaptım. Güzel bir plan yaptım. Henüz Yelda'nın da haberi yok. Ben de bu defa hangi sektörü fethedecek diye bekliyordum. Ya işle alakalı değil. Tatil planı yaptım, tatil. Onu söylüyorum. Baba, Şile'deki eve mi gideceksin yani? Senin tatilin o. Hakikaten baba, annem seni hep zorla bir yerlere götürüyor. Yahu bir durun anlatalım, Allah Allah. Hemen atlıyorsunuz Şile. Efendim şu kruvaz gemileri yok mu? Onlardan bir tane buldum. 70 günde 50 tane liman dolaşıyorsun. Buna Buz Denizi de dahil. Doğmada yetişiyoruz işte. Ay vallahi Buzi, şaka şaka. Niye şaka olsun ya? Allah Allah. Rıza ya, sen ne zaman bana böyle bir planla geleceksin? Ay 70 günden bahsediyorsun ayol. Sen şuradan Antalya'ya giden adam değilsin Muhsin'cim. Ya içimden öyle bir şey geldi, Allah Allah. Niye engellemeye çalışıyorsunuz beni? Evet baba, bence de gidin anne. Katılıyorum. Güzel olur, rahatlarsınız. Bence de gidin. Yani Muhsin babam çok güzel düşünmüş Yelda Hanım şimdi. Yahu bende daha ne planlar var, ne planlar. Hepsi az sonra. Ana! Muhsin amcaya olan, benim enişteme olan değil mi Rıza? Hangi enişte? Almanca olan mı? He. Yenge, Almanca eniştenle benim Muhsin babamın ne alakası var? Niye? Ona da böyle bir haller gelmişti. Büyük kalp ameliyatlarından sonra insanların kişilikleri değişirmiş. Yahu bir dünya seyahatine çıkacağız dedik. Nerelere getirdiniz mevzuyu? Ya Muhsin amcam, enişteme de aynısı oldu diyorum ya. İlk önce saç ektirtti, sonra böyle yağlarını falan aldırdı. Başka kıyafetler giydi falan derken teyzemi boşadı. Ondan sonra 65 yaşında köye gitti. Nazmi. Böyle gözlerini belerte belerte konuşma bana. Doktorum konuşsun dedi. Neyse ne diyordum? He. Köye gitti. Oradan da böyle gencecik 40 yaşında bir kadınla evlendi. Şimdi böyle yazları denize gidiyorlar, kışları kaplıcaya gidiyorlar. Yelda abla, benden sana demese nereye diyorsa oraya git. Yoksa vallahi boşar seni, ortada kalıverirsin. Densiz. Thank you.
Nereye kadar bu pembe rüyalar?